Evet. Evet. Şimdi bir tezgah gördük. Bu tezgahta camdan bir takım malzemeler var, satışı var. Merhabalar, sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba, ismim Mustafa Tanışlar. Ben de şöyle oturayım Mustafa Bey. Hı-hı. Ne yapıyoruz burada, anlatır mısınız camdan? Şimdi burada sıcak cam sanatını sergiliyoruz. Beylikdüzü halkı görsel olarak görüyor. Hem ürünlerimizi yapıyoruz hem de satışa sunuyoruz. Bunları hep siz mi yaptınız? Masada gördüğünüz her şeyi biz yapıyoruz. Yani tabii. Kendi ürününüz, kendi emeğiniz. Kendi emeğimiz. Özel bir soru. Şişe camla falan mı çalıştınız daha evvel? Yok, yani hayır. Nerede öğrendiniz bunu? Ben bunun kursuna gittim. Kursta öğrendim. Bu, anlatır mısınız bunun hakkında? Biraz bilgi verebilir misiniz? Nedir bunlar? Nasıl yapılır? Ya bunlar, hangi işlemden geçiyor? Kullanılan malzeme nedir? Ham olarak camı alıyoruz. Genelde toz bizim toz olarak değil. Şöyle çubuk şeklinde, çubuk şeklinde camlarımız yurt dışından gelir. Bunları eriterek ateşte en az 600 derece ile 1200 derece arası ateşte eriterek hiçbir kalıp kullanmadan tamamen elde şekil vererek yapıyoruz. Çok güzel ama. Gerçekten çok güzel. Çok da çeşitli modeller var. Özel sipariş mi yapıyorsunuz yoksa aklınıza ne eser? Özel sipariş de yapabiliyoruz. Her şeyi yapabiliyor musunuz camdan? Yapabileceğim çeşitleri yapabiliyorum tabii. Tabii her şeyi yaparım dersem olmaz. Mesela böyle sayın seyircilerimiz bir geyik modeli de var. Gerçekten çok güzel yapmışlar. Bunu da siz yaptınız değil mi? Tabii. Böyle bir şey kaç çubuk gidiyor şu elinizdeki malzemeden? Vallahi tahminen şu kadar camdan bir 6-7 cam gider. Evet. Hı-hı. Yani bu malzeme ısıtıldığı zaman bu renk oluyor. Peki şu renkleri nasıl yapıyorsunuz? Her rengin ayrı çubuk camı vardır. Her rengin ayrı vardır. Evet. Anladım. Zor mu bu iş? Zordur. Yani öğrenilmesi en zor mesleklerden biridir. Ben yani. Mesela ben gitsem öğrenebilir miyim? Veya yetenek bir şeyde lazım mı? Tabii. Yalnız yani şu aşamaya gelebilmek için en az bir 6 yıl çalışmanız gerekiyor. Evet. Şurada çok güzel bir malzeme var. Gördüğünüz gibi gerçekten de kara kalemle çizsem, ne bileyim bir şekilde yapsan bu kadar gerçeğini yapamazsın. Yani çok büyük bir sanat. Oo, çıkıyor. Hazineler şimdi çıkıyor sayın seyirciler. Biraz geç kaldınız, topladık malzememizi. Evet. Şurada da bir Nasrettin Hoca figürü var. Valla hocaya eşeğe ters bindirmiş ama hocanın kaşından, gözünden, burnuna kadar her şeyi var. Hatta takkesinin tepesine kırmızısı da var. Yani diyorsunuz zamanla gelişen bir meslek. Tabii mutlaka. Ya yapan kişinin yaratıcılığına kalmış. İstediği çeşidi geliştirebilir, yapabilir. Tehlikesi var mı? Mesela bu camlar patlayabilir mi? El kesilir mi? Ne bileyim, bir var mı? Ya bir şey ufak mi? Ufak tefek çizikler, kesikler oluyor. O devamlı. Artık bizim derimiz alışıyor ona. Ufak tefek yanmalara, çizilmelere alışıyor tabii. Evet. Hanımefendiyle beraber mi yapıyorsunuz? Beraber. Ben burada üretim yapıyorum. Eşim de satışını yapıyor. Peki siz de tanıyabilir miyiz? Ben Fatma Tanışlar. Evet Fatma Hanım. Eşimle birlikte çalışıyorum. Ona yardımcı oluyorum. Siz de böyle yapabiliyor musunuz modellerden? Ben montajlarını yapabiliyorum. Kendim eriterek yapamıyorum. Montajlarını bilekliklerde, küpelerde, kolyelerde. Şunların montajını siz yapıyorsunuz kendim değil mi? Kendim yapıyorum evet. Evet kendim. Beyefendi. Ne diyoruz buna? Manuana bilekliğin ortasındaki cam figürü yaptıktan sonra hanımefendi de bunu montajlarını yapıyorum. Montajlarını zor mu bunlar? Tabii tek tek elden geçiyor. İlk önce şu uçlarını hazırlıyoruz biz. Tek tek cam alıyoruz evet. Peki beyefendi mi öğretti? Evet beraber uğraşarak. Siz de kurstan mı öğrendiniz? Yok kurstan değil, beraber çalışarak öğrendim. Peki. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet buradan gezmeye devam ediyoruz. Burada da yine gördüğümüz gibi ne oluyor bunlar? Süsler var. Çeşitli hayvan dekorları var. Halay maket. Çekenler var. Maketler var. Adil Topçuoğlu. Nasıl yapıyoruz? Hazır mı alıyoruz? Yok. Bunlar benim kendi imalatlarım. Siz imalatınız. Çok evet. Güzel. Benim hobim. Mesleğim matbaacılık. Bunlarla kafayı sıyırmış vaziyetteyim. Ne malzemesi var? Bunları hazır alıyorum. Diğer orta şeyleri kendim yapıyorum. Ya bunları da hazır bulduğum için alıyorum. Bulamazsam kendim yapacağım mecburen. Yani şu mesela şunları hazır aldık. Şu süslemeyi boyasını. Yok yok. Bütün bu muz komple benim mesela. Şunu komple siz mi yaptınız? Evet. Şöyle tutsa kırılır mı? Yok kırılmaz. Şöyle hatta ortadan. Nasıl bir alabilir miyiz elinize? Ha şöyle. Üçlü halay. Evet sayın seyircilerimiz. Gerçekten yani güzel sanat denirse yani beyefendinin yaptığı muhteşem bir olay. Yani bu
parçalı, isterse karşılıklı konulabilir. 3-3 büyütebiliyorsunuz. Birkaç tane başka şekilde. Şimdi enstrümanı vardı, daha uzunlaşı bir abi satın aldı, gitti. Ha, parça parça. Ne kadar böyle bir şey fiyatı? Bu 60 liraya veriyoruz. İkisi? İkisi, evet. Vatandaşımız bilsin diye atıyorum, mesela şu ne kadardı? Diyorum, kırılmaz değil mi? Yok yok, kırılmaz. Emeğe ziyanlar. 30 liradır o. Evet, böyle bir şey ne varmış burada? Evet, bu da... Bir de eski şeyleri canlandırıyoruz burada, asıl görmenizi istediğim. Hangisi? Mesela eski yolluk dokuma. Yolluk dokuma. Evet sayın seyirciler, burada da rölev çalışması. Eski Anadolu'da evet. Halı kilim dokuyan kuzinelerimiz, kamera şuna. Eski sobalarımız daha doğrusu, kuzine bazı yerde. Aslında bir tarihi yani. Siz canlandırıyorsunuz. Tabii tabii, yani misyonumuz geçmiş yaşamı canlandırmak, yeni nesile geçmişimizi evet. anlatma. Eskiden mahalle yoğurtçuları vardı. Mahalle yoğurtçuları işte öyle kapı kapı gezerlerdi bizim geçmişimiz. Biz o bayramımızda geliyor yakında. Biz o devirleri gördük. Bileyiciler vardır, evin önünde durur, evin evet. bileğini yapar. Böyle. Yani burada esasına baktığımız zaman gerçekten yani şu an gençlerimizin bir de bunların asıl şey hediyelik pozisyonunda bunları sergiliyoruz. Asıl işim bu. Şu anda kültür merkezinin girişinde var. Beylikdüzü kültür merkezi. Evet. Bunların hepsi şu andaki burada gördüğünüz hepsi orada hareketli olarak işleniyor. Bu ben yurt dışında çekimlerde görmüştüm. Yurt dışında bahsettiğimizi ve çok büyük rağbet görüyordu. Ama bizim ülkemizde buna rağbet nasıl tabi bilemiyoruz. Ama siz bunu yaptığınıza göre demek ki Beylikdüzü Belediyesi örnek bir çalışma sergiliyor. Yardımcı oluyor, destekliyor demek ki. Kesinlikle. Zaten gördükleri zaman hemen satın aldılar benden. Onu da geliştiriyorum. Şimdi kaybolmuş Anadolu'daki kaybolmuş meslekleri de canlandırıyorum. Kaçak yapanları, yemin yapanları, sobacıları eski. Onları köyde onların çarşıları da var şimdi. Bu şekilde geldi köyde. Şimdi vatandaşlarımız merak edip gelmesi için Beylikdüzü'ne dedi. Peki Ramazan'la ilgili vereceğiniz bir mesaj var mı? Vallahi tüm memleketimize, vatanımıza hayırlar getirmesini, bu sıkıntılardan kurtulmamızı istiyoruz. İnşallah yakında düzlüğe çıkarız yani. Peki size bir soru. Şimdi her sene, bu sene Türkiye'nin pek çok yerinde Ramazan çadırları kaldırıldı. Yani belediyeler Ramazan yemeği vermiyor. Fiş veriyor bunun yerine. İhtiyacı olan vatandaşlarımızı adresine götürüyor sıcak yemeği rencide etmeden. Ya da fiş veriyor, vatandaşlar yiyor. Bu çadırların kurulmaması sizce doğru mu oldu? Ne düşünüyorsunuz? Yani artısı da var, eksisi de var. Yani ihtiyacı olan gidip çadırda da yemek yiyebiliyordu. Güzel bir şeydi. Fakat tabii rencide olmak ayrı bir işin parantezi. Ama ihtiyacı olmayan insanlar da yiyordu. Yani evde yemeği varken kalkıp orada tabii yemesi. 10 bin 20 bin kişiye yani, çadırlar ödeniyordu. Yani yazık, günah yani. Gerçekten orada doğru bir uygulama mı? Kesinlikle değil. Kaldırması doğru bir uygulama. Evet, biz binlerce haber yaptık. Çünkü niye? 10 bin 20 bin kişiye geçmiş dönemde Beylikdüzü'nde işte şaibeler doldu, mahkemeler doldu. Yani, 4-5 firmadan faturalar, yani milyarlarca şöyle, Beylikdüzü. Ben şöyle söyleyeyim, lafınızı kestim. Bize şimdi çok mu yer geliyor sayın seyirciler? Vatandaşımız kaldırım parasını ödeyemiyor. Şu taşlar için 200-300 lira belediyesine göre para alıyorlar. Vatandaşlarımız, emekli vatandaşımız 700-800 lira, 1000 lira maaş alan şahıs bu kaldırım parasını ödeyemiyor. Ama sonra sen ondan faizle parayı al, haciz et. Sonra gel 20 bin kişiye yemek ver. Madem onu yapana kadar o zaman bu kaldırıp taşıdığı parasını alıp müteahhitleri zengin etme. Ya o bu çarkın parçası zaten yani o asırlardır böyle sadece. Ama bu hükümete de bu hükümete de mahsus değil. Tabii yani tepkimizi koymak zorundayız. Tabii. Bir şey var yani çadırları milletin gözünde çadırdaki israf daha doğrusu diyeceğim yani fuzuli bir şeydir nedir masraflardır. Fakat sağda solda verilen çok kallavi iftar yemekleri var. Adam istese 100 kişiye yemek verecek adamı iftara çağırıp orada adama yani ondan 10 tane çadırın parası çıkacak ziyafetler var. Yani o da bilmem İslam'a ne kadar sığar sığmaz o da tartışılır. Hepsi Bismillah deyip oruçlarını açıyorlar yani. Orada da açıyor, çadırda da açıyor. Benim vatandaşım gece konusunda da Bismillah deyip açıyor evet, orucunu. Evet. Bu kadar. Peki teşekkür ediyorum. Teşekkür hayırlı ederim. Ramazanlar. Tamam, ama ziyaretinize geleceğiz. İnşallah. Şöyle yürümeye devam ediyoruz. Burada da stand görüyoruz. Burada da merhabalar. Elle el göz nuru der eskiler. Evet. Siz tanıyabilir miyiz? Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle alırsak engel olmasın. Ali Bey burada
Ne yapıyoruz? Bunlar elemeyi, evet, kendi imalatımız, eşim ve kızlarımın yaptığı imalatları sergiliyoruz. Çok güzel. İğne uyası olarak. Şöyle alıp gösterebilir miyiz? Tabii rica ederim. Burada gerçekten elimdeki şeye, motiflere baktığımız zaman, geçenlerde ben Fatih'te de buna benzer bir şey gördüm. Gerçekten çok ince bir işçilik var yani. Gerçekten bir göz nuru var. Açalım mı? Bozulmasını. Yani gerçekten bir emek var. Bunu teyzemiz mi yapıyor? Teyzem, iyi akşamlar. Gel hele böyle gel. Bunları sen mi yapıyorsun? Nasıl yapıyorsun bunları teyzem? Vallahi iğneyle düğümcüklüyoruz yani. Yaş kaç? Ben 65. Maşallah gençsin, bunları yapmaya normal, evet. Yani. Öğrettin mi bunları gençlerimize? Tabii öğretiyoruz. Öğretiyorsunuz. Evet, öğretiyoruz. Ne kadar zamanda mesela şunu yaptın? Bakın. Bunu ne kadar zamanda yaptın? Vallahi o 15 gün, 20 gün. Bak şu oyam bir ay oturuyorum üzerine. Bir ayda anca çıkartıyorum. Ne bunun ismi? İsmi mi? Yok, Sepete Gül. Sepete Gül. Evet. Memleket nereye teyze? Balıkesir Gönen. Balıkesirlisin. Evet. Kaçmayın, oraya gelin mi? Sizin memleketlere. Gönen aynı şehir. Biliyorum. Evet. Olabilir. Karadeniz'de olsun, eşiniz yok, başka bir yerle olabilir. Balıkesir Gönen'imiz. Balıkesir eklim çok güzel bir yerdir Balıkesir. Evet, Gönen'imiz çok güzel. 15-20 gün evvel oradaydım. Kaplıcalar diyarı. Kaplıcalar diyarı, evet. Evet, Kaplıcalar diyor. Şu anda turist simbolü olduğu yer, en güzel memleketimiz olan. Dağlıcamız, Kaplıcamız, en güzel el işi, iğne uyası olan bir memleketimiz. Ben de dernek başkanını yaptım bu elemen iğne uyasının bir tarihte. Ama yavaş yavaş yok oluyor değil mi bu, evet, el emekleri yani? Yok, evet. Teknoloji... Orada toplantılarımız var. Gelip pazardan, alıyorum. Salı günü pazarımız var bizim. Nerede salı günü? Yani Gönen'in pazarı var. Pardon, kapalı pazar. Gönen'den mi geldiniz? Evet, Gönen'den geldim. Ben Belikdüzü'nde yaşıyorsunuz sen de. Yok. Belikdüzü'nde yaşıyoruz gene. Yine ya, bakıyoruz burada bir ya. Yani onun için buradayız yani. Daha önce gideceğiz işte, bir ay sonra, iki ay sonra gideceğiz yani. Misafirsiniz beyefendi. Misafiriz yani. Şey misafiriz yani. Misafirken de bu organizasyonu yapıyoruz, evet, yani. Geldiniz. Burada Beylikdüzü Belediye'miz teşhir salonu açmış. Bizi de davet ettiler. Biz de geldik eleman olarak. Bir ücret alıyor mu sizden belediye? Yok, almıyor şu anda. Ben diğer standlara sormayı unuttum da şimdi yok, davet etti deyince ücret yok, almıyor. İşte bu da örnek bir davranıştır. Evet. Yani sosyal belediyecilik, biz diyoruz sosyal belediyecilik budur yani, gerçekten. Yani belediyemiz hiçbir şey talep etmedi. Yani burada el sanatları var, güzel, evet, sanatlar var. Yani evet, bunlar yavaş yavaş yok olan sanatlar. Evet. Desteklemek lazım. Aynen beyefendiciğim. Bakın şimdi size bir tane model göstereceğim. Şöyle efendim bakın. Sırf iğne uyası da bu. Sırf elle yapılan bir parça bunlar. Evet. Sırf bakın. Bu yani iğne de yapılıyor. Evet. Şu saf ipektir. Eski bir tane uyamız vardı. Nerede o iğne uyasımız? Bakın bunu. İğne uyası elemedir beyefendi. Sırf bunlar böyle. Bunu nerede kullanıyorlar? Masa örtüsüne döküldü. Masa örtüsü olarak kullanırlar fiskoslara. O da kullanılır. Sen kim öğrendin bunu? Biz küçükten öğrendik. Annemden bizim... mi, kimden? Yok. Köşüden mi, okuldan komşular, mı? Komşular, akrabalar hepsi yapıyordu. Ben... Yeleme böyledir beyefendi. Hepsi, bütün bayan evde oturur, yelemeni böyle üretir. Bizim kazancımız, Gönen'in bayanın kazancı bundandır. Çok güzel. Örnek bir davranış. Ekonomiye katkıları var. Aynen beyefendiciğim. Evinin ihtiyacını kendisi karşılar eşim. Bak ben hiç eşime para vermem. Hep kendisi kazanır. Böyle yapar, satar, gezir. Ben de kendi başım. Siz ne işte iştigal ettiniz? Ben de ticaret yaparım. Hep eleme satarım. Siz de bunları satıyorsunuz. Aynen.